Sevgili Edirneliler, kıymetli hemşehrilerim, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Özer. 1961 yılında Havsa ilçesi Osmanlı köyünde doğdum. İlkokulu Osmanlı'da, ortaokulu Havsa'da, liseyi Edirne Erkek Öğretmen Lisesi'nde okudum. 1983 yılında Erzurum Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olduktan sonra Muş ilinde ilk devlet memuriyetine başladım. 1989 yılında Edirne Köy Hizmetlerine Ziraat Yüksek Mühendisi olarak tekrar atandım. Ondan sonra emekli oluncaya kadar Edirne Köy Hizmetlerinde ve Edirne İl Özel İdaresi'nde Ziraat Yüksek Mühendisi ve İl Müdür Yardımcısı, İl Müdür Vekili ve değişik kademelerde yönetici olarak çalıştım. Bu seçimlerle ilgili olarak il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın ve teşkilatımızın bize görev vermeleri neticesinde halkımızın karşısına aday olarak çıktım. Kıymetli hemşehrilerim, köy hizmetleri ve il özel idaresinde görev yaptığım süre içerisinde Edirne'nin her bölgesini, her köyünü, her beldesini karış karış gezdim. Yani işimiz gereği, vazifemiz gereği her köyümüzle ilgili sorunlarla ilgilendim. Bu manada insanımızın sıkıntılarını, dertlerini çok iyi biliyorum. Bunların çözüm yollarını da biliyoruz. Bir Edirneli olarak, bir hemşehriniz olarak insanımızın daha müreffeh bir şekilde yaşaması, sağlık sıhhat içerisinde, afiyet içerisinde hayatını devam ettirmesi noktasında önümüzdeki süreç içerisinde halkımız bize vazife verdiği takdirde en iyi şekilde gereğini yapacağımızdan halkımızın emin olmasını isterim. Burada şunu ifade etmek isterim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçimlere çok iyi hazırlandık. Milliyetçi Hareket Partisi kadroları birlik bütünlük içerisinde genel başkanımızın direktifleri doğrultusunda Edirne halkına hizmet etmek üzere var gücüyle çalışmakta ve bu seçimin önümüzdeki mahalle seçiminde bir miladı olduğu bilinci ve şuuruyla halkımızla kucaklaşmaktadır. Biz Edirne halkına şunu söylemek istiyoruz. Bize güvenin, bizi araştırın, bizi soruşturun ve bizi değerlendirin. Eksiğimiz noksanımız varsa kabulümüz, eyvallah. Ama bir eksiğimiz noksanımız yok da bize inanıyorsanız, bize güveniyorsanız sizin desteklerinizi bekliyoruz. Edirne'mizin makus tarihini yenmek üzere. Edirne'miz biliyorsunuz bir tarih ve kültür şehridir. Edirne'miz bu tarih kültür şehri olması özellikleri nedeniyle bir göz bebeğidir. Ve Edirne'mizin bu özellikleri tam değerlendirilmiş diyemeyiz. Bu noktadaki noksanlıklarımızı gidermek için var gücümüzle çalışacağımızı halkımızın bilmesini isterim. Kıymetli hemşehrilerim, ben Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Az önce ifade ettiğim gibi ilimizin her bölgesini, her beldesini, her köyünü karış karış gezdim ve biliyorum. Tarımla ilgili sıkıntılar da çok iyi biliyorum. Bu manada halkımızın geçiminin daha sağlıklı olması, daha iyi verim elde etmesi noktasında gerek üniversitelerle, gerek araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak en güzel şekilde değerlendirip milletimizin, halkımızın refahına katkı sağlayacak projelerin arkasında olacağız. Biz görev yaptığımız süre içerisinde de çok çeşitli projelerde çalıştık, yatırım projelerinde çalıştık. Bu manada önümüzdeki süre içerisinde de yine halkımızın refahına katkı sağlayacak projelerin arkasında olacağımızı, insanımızla beraber olacağımızı ve şunu da ifade etmek isterim. Eğer halkımız bize destek verdiği takdirde biz tabii ki Ankara'da halkımızın temsilcisi olarak görev yapacağız. Ancak bir ayağımız sürekli bölgemizde, Edirne'mizde olacak. Biz sürekli halkımızla iç içe olarak halkımızın sorunlarını yukarıya taşımak üzere ve onlara çözüm bulmak üzere sürekli halkımızın yanında olacağız. Kıymetli hemşehrilerim, Edirne temsil noktasında uzun yıllardır yeterli performans gösterilmedi. Daha rahmetli İlham Ertem zamanından beri değişik vekillerimiz geldi. Hepsi bir şeyler yapmak gayreti içerisinde bulundu. Hiçbirine bir sözümüz yok. Ancak yeterli olundu mu yeterli olunamadı. Şunu şöyle ifade edeyim. Ben çocukluk yıllarımda rahmetli İlham Ertem ilçemiz Havsa'ya gelir. Havsa eşrafıyla toplanır. Geldiğinde sorunlar neyse, halkımızın sorunları neyse onları derler toplar. Ankara'da onun
bunların çözümüyle ilgili gerekli adımları atar ve çözüme kavuştururdu. Belli aralıklarla bu ziyaretler sürekli olur. Halkımızla iç içe, halkımızın bütün sıkıntılarını, dertlerini çözmek üzere bunun arkasında olurdu. Şimdi birinci önceliğimiz bizim halkımızla irtibatımız sürekli devam edecek. İkincisi, bölgenin kalkınmasıyla ilgili projelerin arkasında olacağız. Birincisi bunlarda mesela yatırım noktasında noksanlıklarını tespit etmiş olduğumuz Çakmak Barajı'nın çok süratli bir şekilde faaliyete geçirilmesidir. Orada bir miktar iletim hatları ile ilgili noksanlıklar var. O yatırım noksanlığının giderilerek Çakmak Barajı ile ilgili bölgemizde ekonomik faaliyet noktasında ciddi katkı sağlayacağı düşüncesiyle bunun arkasında olacağımızı ifade ederim. İkincisi, yine bölgemizde Hamzadere Barajı ile ilgili noksanlıklarımız var. Bunların arkasında olacağımızı söyleyebilirim. Bir başka faktör, biz arazilerimiz aynı. Yani tarım arazilerimiz genişlemeyeceğine göre birim alandan elde ettiğimiz ürünü arttırmak noktasında halkımızla el ele çok ciddi çalışmalar içerisinde olacağız. Her türlü araştırmayı, geliştirmeyi halkımızla paylaşarak ve teşvikleri yine halkımızla el birliğiyle yerine getirerek bu çözüm noktalarında halkımıza katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Biz bu konuda her türlü hazırlığı yaptık. Her türlü deneyim içerisindeyiz. Ve bu manada halkımızdan destek bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde Edirne halkımızın bize vereceği, teveccüh göstereceği destekle kendilerini mahcup etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim Cumhuriyet tarihinin çok kritik seçimlerinden biridir. Hem ülkemiz için kritiktir, hem Edirne'miz için kritiktir. Edirne halkımızın kendi içinden çıkarmış olduğu güvenilir, dürüst ve hizmet ehli olan, işinin ehli olan, kabiliyet sahibi yetişmiş kadrolara destek vermelerini kendilerinden bekliyoruz ve çok teşekkür ediyorum.